Merhaba, bu videoda orijinali Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nde felsefe bölümünde doktora öğrencisi olan Olufemi O. Taivo tarafından hazırlanan videoyu anlatacağız. Konumuz ırk ve hapishaneler. Irk çalışmalarında beyaz ve siyahi gibi deri rengini ifade eden terimler sıklıkla kullanılır. Bazen de bu terimleri etnik köken ve milliyet gibi coğrafi terimlerle karıştırırız. Ama etnik köken gruplar arası toplumsal ilişkiler üzerinden milliyette vatandaşlıkla tanımlanır. Ayrıca bunlar aklımızdaki görsellerle her zaman uyuşmayabilir. Mesela Latin Amerikalı biri böyle ya da böyle görünebilir. Asyalı biri de böyle ya da böyle görünebilir. Irk kavramını genellikle birinin nasıl göründüğünü tanımlamak için kullanırız ve bu yüzden ırkın bir kişinin bedeninde ya da kimliğinde doğuştan bulunduğunu düşünürüz çünkü bedenimiz her yerde aynı görünür değil mi ama aslında durum bundan daha karmaşık örneğin ABD'de bu kişiyi egzotik yani uzak bir bölgeye ait bir etnik kökene sahip biri olarak tanımlayabilirler ki etnik kökenle ırk tam olarak aynı şey değil ama aynı kişi mesela Brezilya'da beyaz olarak görülebilir. Yani terimin nasıl değişiklik gösterdiğini açıklama getirebilecek bir ırk tanımına ihtiyacımız var. Ronke Oken'in tanımladığı üzere ırksal beklenti ve tanımlar toplumsal çevreye bağlı olarak değişir. Falgunişet ise ırkı şu şekilde açıklar. Bir bölünme, ayrılma veya hiyerarşi aracı olarak çalışan teknoloji yani değiştirilemez kategorilerden ziyade belli fikirlerin oluşmasına sebep olan insan yapımı teknolojiler ya da araçlar gibi bir şey söz konusu. Önemli olan şu, ırk temelde bireylerin ne olduğu ile ilgili değildir. Daha çok bu kimlik kategorisinin devlet ya da başka idari organlarında ne anlama geldiği ile ilgilidir. Jason Stanley, idari devlet tanımını, her şeyin verimlilik temelli düzenlendiği, yönetici ya da sorumlu kişilerin çıkar ve görüşleri etrafında şekillendiği devleti anlatmak için kullanır. Bu, küresel çapta para üzerinden dönen ve piyasaların yapısından etkilenen dünyamızda önemli bir terim. Dünyada devletlerin başında olan kişilerin birçoğu iş insanı değil ama karar verirken çeşitli gruplardan fazlaca tavsiye alıyorlar. Irk teknolojilerinin ve hapsetme olgusunun hüküm sürebilme şekillerinden bazıları, hapis tehdidi, Polis mevcudiyetini arttırma ya da bölgeyi polisleştirme ve hakaret etmenin suç sayılmasıdır. Bunların hepsinin disipline edici etkileri vardır. Toplumsal damgalar bizi farklı ırktan insanları doğuştan suçlu olarak görmeye ve öyle davranmaya ikna edebilir. Örneğin, Amerika'nın siyasi bağlamında en bariz örnek, siyasi erkeklere yapılan çete üyesi yakıştırması ve orta ya da Güney Amerikalı göçmenlerin yerli yersiz yasa dışı olarak etiketlenmesidir. Bu durum, toplu hapis cezalarını, gözaltıları ve sınır dışı edilmeleri sorunsuz görmemize zemin hazırlarken, aynı zamanda hedef kitleye de bu durumun zaten beklenen bir durum olduğu mesajını verir. Douglas Messi ve Taneysi Coates, şimdinin çok fazla polis mevcudiyeti görülen polisleştirilmiş topluluklarının, özellikle konut ve bölgelere ayırma politikalarıyla coğrafi olarak nasıl kurulduğunu incelemiştir. Bu politikalar sonucu yolsuzluk belli bir bölgede yoğunlaşır ve bunun sonucunda oralarda suç oranı artar. Bunlar da o bölgelerde fazla miktarda görülen polis mevcudiyetini meşrulaştırır. Lloyd Buchanan ise yoksullaştırılmış toplulukların ve hapishanelerin yapısal olarak iletişim içinde olduğu kanallara dikkat çeker. Bunlardan en azından bir kısmının sanatsal araçlarla dile getirilmiş olduğunu biliyoruz. Bu konuda The Watts Prophets'in 1960'lardaki şiirlerinden Ilmatic Iladef Half-Life ve The New America Part 1 ve Part 2, Black Messiah gibi son yılların müziğine uzanan bir seçki görebiliriz. Evet, Tüm bunlardan iki sonuca varabiliriz. 1. Yüksek oranda polis mevcudiyetini meşrulaştırma yöntemleri sosyolojik açıdan döngüseldir. 2. Eğer suçla bir probleminiz varsa büyük ihtimalle bu döngünün herhangi bir noktasında çözüm bulamayız. Bu meseleyi iyimser ve kötümser olarak ele alabiliriz. Kötümsersek yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Topluma kimin dahil olduğu, kimin toplumdan dışlandığı ve şiddet içeren kimlikleri ayrıştırmanın yolları gibi konular üzerinde dolanıp durabiliriz ama o kadar. Ama belki de iyimserlik için bir neden vardır. Gerçek bir demokraside yaşadığımızı düşünürsek ırk kavramı sadece o az önce bahsettiğimiz teknolojik düzeyde kalabilir. Tabi eğer yeterince insan bazı vatandaşların sırf ırkları yüzünden ötekileştirildiğini kabul etmeye hazır olursa. Chris Lebron bunun büyük ölçüde ulusal bir karakter meselesi olduğuna ya da ülkenin nasıl bir ulus olmak istediğiyle ilgili olduğuna dikkat çekmiştir. Yani bir durum hem bir zorluk hem de bir fırsattır. Bir ulusun karakterini değiştirmek sadece gerçekleri ispatlamaktan ya da kimi seçimleri kazanmaktan daha fazlasını gerektirir. Sistemi yeniden inşa etmek gibi zor bir iş için herkesi motive etmek gerekir.